Nesine TV ekranlarına hoş geldiniz. Sezon açıldı. Peki bu iki adam nerede? Bunların bir programı vardı, o ne oldu falan diye düşünmüş olabilirsiniz. Çok doğal. Biz de aynı şeyi kendimize sorduk. Hatta Seniz Yurgay'la uzun süren zam görüşmeleri. Çünkü ben dedim ki yani kardeşim bu ülkede uçmuş bir enflasyon oranı var. Ben bu şekilde devam edemem. Tabii biraz zor oldu. Uzun sürdü ama sonuçta işte 2-3-0 daha koydurduk sonuna. Benim böyle bir şeyden haberim yok. Ben bir şey koydurmadım. Dedi, Ozan dedi yapar zaten dedi. Ondan sonra sıkıntı değil. Önemli olan dedi starı olarak dedi kurumun senin dedi mutlu olman. Senin dedi şeyini sağlamak, rahatlığını. Böyle Ozan'cım ya. Kurçum benim ne tatlısın bugün ha. Yükselen ben değilim. Alçalan duvarlar. Öyle. Ya sen bu kadar uzun muydun? Ne güzel insan olmuş ya sen. Evlilik yaradı valla. Şöyle arkadan gör bir de. Evet şahane. Ensemi de acayip bir format bu arada. Evet formatı açıklayalım. Açıklayalım. Önce geçen... program... Rastgele isimli programımız. Rastgele bulduk neden? Bu ismi. Yaklaşık 40 saniye önce falan bulduk. Şu kapıdan çünkü, girdik. Mantık olarak gördüğünüz bu kase ve içinde bir takım konular var. Rastgele'nin şeyi de buradan geliyor. Buradan böyle rastgele konu seçeceğiz. 30-40 saniye kadar evet. Bu konu hakkında konuşacağız. Konular arasında her şey olabilir. Ha, ayrıca yemek, bir de. İçmek. Evet, ayrıca söyle. Bir de. Her programın altına hangi konuyu konuşmamız istiyorsanız bir sonraki hafta siz de bırakabilirsiniz. Bu kağıtlar arasına sizin konularda girebilir. Böyle bir 15-20 tane konuyu belirleyip onların 10 tanesini konuşacağız. 5-5. Artık kime ne gelirse. Hatta artık dilerseniz. Dur. Başlamadan önce bir takım hatırlatmalar yapmak istiyorum. Nesine TV'ye abone olmayı unutmayın. Rastgele programını bundan sonra... İnanılmaz kitlelere yaymamız gerekiyor. Çok önemli bir program bu. Sevgili Ozan Sülüm, biricik partnerim benim. Twitter'da zzzzzlüm olarak bulabilirsiniz. Zor. Keza Instagram'da da o saçma sapan nike sahip. Evet. Beni zaten bilen biliyor ama bir kez daha söyleyeyim. Hem Nesine de Twitter'da bize ulaşabilirsiniz. Hem de kendi adreslerimizden Erman Yasar, Instagram şu bu ulaşabilirsiniz. Ozancığımın da anlattığı gibi kasenin ilk çekilişini ben yapıyorum. Ne çıkarsa konu hakkında bir fikre normal, sahipmişiz gibi. Normal spor da var. Yani evet. Bayağı geyik de var artık. Çektim. FC Juventus. Burada da küçük bir espri yapıyorum. Ne geldi? Formula 1 kaza. Formula 1 kaza. Monza'daki kazadan bahsediliyor. Verstappen Lewis Hamilton'ın üstüne çıktı. Lewis Hamilton'ın halosu olmasa Verstappen nedir kafasını... Halo? Halo dayı, evet. Üçüncü sezon gibi Kurtlar Vadisi'ne girdi. Helikopterle alınmıştı. Helikopterle hapishaneden kaçırdı bunu Can Polat. Gerçekten önemli bir sahnedir. Benim de en sevdiğim sahnelerden biridir. Sonra zaten Halo dayının şarkısı markası da çok popüler olmuştu. Dağın yamaçlarına raslan be Halil İbrahim. Raslan mı yaslan mı? Yaslan be güzel. Halil İbrahim. Çok ciddi bir kaza tabii ki bu. Neyse ki Lewis Hamilton'a bir şey olmadı. Verstappen'i suçlayanlar var, Hamilton'ı suçlayanlar var. Can Polat'ı suçlayanlar var. Neden adamı kaçırdın hapishaneden falan sonrasında zaten hayatını kaybedecek. Suçlara yardıma yataklık. Ama çok az bir puan farkıyla son 8 yarışa gidiyoruz Formula 1'de. Güzel. Ben bu kazayı biraz şeye benzettim. Neydi o? Tokyo'da mıydı? Japonya'da... Kardeşim madem konuya hakim değilsin niye araya kıl çıkartmaya çalışıyorsun? Yani şimdi biz birbirimizi tamamlamıyor muyuz? Ben tamamlarsın diye düşündüm. Ne Tokyo'su ya? Ne ya Japonya'da bir F1 kazası oluyor da Brezilya'da F1 pilotunun adını unuttum. Ayrton Senna. Senna bir kaza yapıyor, dışarıya ittiriliyor. İkisi de yarış dışı kalıyorlar. Rakibiyle falan ona benzemiyor mu? Çek. Ya, çek. Karıştırmadan çektim, moralimi bozdum. Djokovic! Ay balonu iyiyim, herifin çektiği şeye bak ya. Ulan sanki puan alıyoruz, ne var? Lan puan alıyorsun. Rahatlıkla anlatabileceğin şey. Yüzyıllarca tenis spikerliği yaptım Türkiye'de. Bu adamın... Evet. Ben bir olayına şahit oldum. Artık sevilmeye başlandı. Çünkü kaybetmeye başladı. Buna katılıyor musun? Öncelikle onu sorayım sana. Ya katılmıyorum. Ben de buna katılmıyorum. Şimdi şöyle bir muhabbet var. Bu adamı hiç kimse sevmiyordu. Herkes nefret ediyordu. İşte kaybetmeye başlayınca bu yaz olimpiyatı kaybetti. Şimdi işte slam, ya yani golden slam'i kaybetti. İşte ondan sonra ne slam deniyordu? Yıl slam'ini kaybetti. Grand slam. Grand slam'i kaybetti. Amerika açıktan sonra işte sevilmeye başlandı. Kaybettiği için sevilmeye başlandı. Artık antipatik değil. Ben tamamen Medvedev'in daha çok sevilmemesinden dolayı olduğunu düşünüyorum. Ben de biraz şöyle düşünüyorum. Birincisi oradaki tüm Amerikalı seyirci 20 bin kadar Arthur Ashe'i dolduran seyirci tarihi bir ana en son 1969'da Rod Laver'ın
başardığı bir şeye tanıklık etmek için oradalardı. Ve Medvedev biraz orada villain gibiydi. Ki villain'ı aslında geçen seneden de geliyor. 2019'dan geliyor. Pardon, 2019'dan geliyor. 2 sene önceki turnuvada, geçen seneki seyircisiz yapıldı çünkü pandemiden dolayı. 2019'daki turnuvada zaten Amerika seyircisiyle çok itişmişti. Yani Novak Djokovic, Federer'in, Nadal'ın olduğu ortamlarda yine çok fazla sevgi görmeyecektir. Ama burada özel bir durum vardı. Oradaki seyirci hem daha iyi bir maç, daha çekişmeli bir maç. Ki iyi bir maç bile olmadı yani. İşte iyi bir maç bile olmadı. Hem daha çekişmeli, daha uzun bir maç, hem de Djokovic'in tarihi yazdığına, belki 80 senede, 70 senede görebileceğin bir şeye sen orada tanıklık ediyorsun. Bunu yaşamak için hareket yaptılar. Kimse Novak Djokovic de ölümlüymüş, bunu gördük. Bu yaz Djokovic'in ölümlü olduğunu gördük. Lan senin kartında yine bize. Geçen seneki programda da böyleydi. Geçen seneki programda da kardeşim 5 konumuz var, 3 konumuz var. Carchur biz anlatıyorduk. Yeme kardeşim. Adama Djokovic çıktı yine %80. 2-0 daha eklediysen kontrata seni konuştururum. Konuşuyorum, konuşmuyorum. Ne geldi? Allah kahretmesin. Hilal Cebeci'ne be kardeşim. Hilal Cebeci'ne. Geyik de var dedik. Gerçekler. Benden iyi saklamışsın karaktersiz Cenk kendisini olduğunu. Cenk Berden kendisini Haylaz Sebe sayar biliyorsun. Sen demedin mi evlenecek? Hilal Cebeci'nin hiç aklıma bu geliyor. Kapıma bir gün ipe geleceksin. Söküklerini dike dike. İyidir Hilal Cebeci. Yani 2000'lerin başında, 90'ların sonunda çok ciddi bir popülerliği vardı. Çok uzun zamandır görmedim kendisini, haber alamadım ama ipe ipe önemli şarkıdır. Evde sık sık söylerim. Hayla Sebesay. Bayağı uzun bir şey çıktı. 2 yılda bir Dünya Kupası. Şimdi bu konuda ben biraz dertliyim. Arsene Wenger değil mi bu? Arsene hocam maalesef gitti kafa. Saçma. Ya şöyle bir şey var. Hoca da o mantıklı kafa. Geliyor. Kafa gitti, o ayrı. Şöyle bir şey diyor. Ya 2 yılda bir Dünya Kupası olmasa da zaten her yaz FIFA ile UEFA bir şey bulup oynatacak, bari Dünya Kupası oynasınlar diyor. Fakat 4 yılda bir böyle cipsimizle kolamızla beklediğimiz şeyi 2 yılda bir yaparsanız onun bütün havası kaçar. Arsene Wenger Arsenal'dan giderken de biraz böyle kafa gidikti. Şimdi daha da kafa gidik olmuş olabilir. Lütfen icat çıkarmayınız. Dünya Kupası'na ve Şampiyonlar Ligi'ne dokunmayınız. Acayip bir çekim yapıyorum şu anda. Çekim çukum işleri. Bazıları bayağı büyük, bazıları bayağı küçük. Acayip karıştırma yapıyorum farkındaysanız ve şu anda çekimi yaptım. Güzel. Ne geldi? Robert Lewandowski. Güzel. Pıt 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 gol atıyor bu adam. Özelliği bu. Hem Bundesliga'da yeni hocası Julian Nagelsmann yönetiminde yine pıt 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 atarak başladı. Dün Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Barcelona'ya yine 2 tane attı. Zaten Barcelona'yı Thomas Müller'le beraber ya çok seviyorlar. Ayrılacak muhabbeti falan olmuştu ama. Ya evet, yani Once in a Challenge dediğimiz FM tabiriyle. Erman Derman'ın çok çektiği. Aynen, ben artık dünyalığımı yaptım. 77 bin tane gol attım. Her hafta Dortmund'a, Leverkusen'e, Mönchengladbach, Augsburg'a, Leipzig'e. Hepsini atıyorum, yeter biraz da başka yerde atayım falan. Real Madrid de istiyorum istiyor dendi ama taş yerinde ağırdır. Bırakır mı burada? Bence bırakmalı aga. Ya bırakmalı da bırakır mı? Düt. Ne? Çek bakayım neymiş o beyli. Bal kaymak geldi. Sapık. Şimdi bal kaymak her kahvaltının çektiği sonunda. Çektiği şeylere bak adamın ya. Evet. Eklenmesi gereken. Bir o kadar da aslında tehlikeli bir olay. Çünkü bir insan güzel ekmek artı bal kaymağı bulduğu zaman. Böyle hafif. Peki bir şey soracağım. Olacak. Heh, onu. Yumuşak taze ekmek mi? Kıtırdayan bir ekmek. Ben sıcak kıtırdayan ekmeği çok sevmem normalde kahvaltıda. Ama bal kaymak ayrı. Bal kaymağın şeyidir. Dostudur. Dostudur. Arkadaşıdır. 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 Pazarlayıcısıdır. Yani bal kaymak öyle bir pozisyona gelir ki sıcak ekmek üzerinde pazarlanır. O yüzden acayip bir şey yalnız bal kaymak ya. Zaman zaman bazı yerlerde bal kaymak tercihinden ziyade tereyağı Nutella'ya bir dönüşüm oluyor. Shit. Lütfen doğru bal kaymağı bulduğunuzda Nutella'ya ya da işte ne bileyim başka tip şeylere ben gitmeyin. Herhangi bir markayı karşıma almak istemem ama bal kaymakla, ha, pardon. Evet. Bal kaymakla çikolata ezmesi falan bir şey yapamaz yani. Çekimimi yapacağım. Yap. Yine çok heyecanlıyım. İnşallah ilk maçı deplasmanda oynarız. Küçük küçük espriler. Küçük de bir kart. Neymiş o? Diyet. Erman Yaşar'ın uzmanlık alanlarından biri. Ömer Seyfettin'in çok sevdiğim kitaplarından biridir. Çocukken okuduk. Adam kurtarıyor şeyi birinin. Spoiler işte, vermeden anlat. Spoiler vermeden anlatıyorum. Okumayanlar vardır. Okumayanlar varsa hemen okusunlar. Bir iyilik yapıyor bir insana, böyle köyün
zenginlerinden biri. Sonra ama o iyiliği burnundan götürüyor. Ben sana öyle böyle herif dedi ki yeter falan. Öyle bir kitaptır hatırlarım. Sonra aynen böyle. Diyet. Herkes benim manyak ölüm diyetimden ve yeni müthiş fitliğimden bahsedeceğimi zannetti. Yan dön. Acayip fitleşiyorum. Gitgide fitleşiyorum. Evet. Ama ben Ömer Seyfettin'den bahsettim. Güzel. Zaten o amaçla yazılmıştı. Evet. Devasa çarşaf bir şey çıktı. La Liga kurtulur mu diye bir şey çıktı. Şimdi biz La Liga'da anlatıyoruz. Hatta son 1,5 senedir La Liga anlatıyoruz. Evet. La Liga Messi'ydi. Önce Ronaldo'yu kaybetti. Sonra Messi'yi kaybetti. Ramos'u da kaybetti. Ramos'u kaybetti. Adam değil. Üstüne Barcelona'yı kaybetmek üzere. Barcelona kendini kaybetti. Mbappe'sidir, Haaland'ıdır. Çok yakın zamanda gitmezse ki çok ciddi bir favori var. Erman Yaşar insider bilgi olarak zaman zaman Mbappe'nin gelecek sezon Real Madrid'de olacağını söylüyor. Done deal. Done deal. Ama done deal olsa bile kurtulmama ihtimali Cengayl. La Liga'nın genel olarak var. Tabii. Yani sadece Real Madrid'in yükselmesiyle kurtulmaz zaten. Atletico Madrid bir Atletico lazım. Kurdu. Bir Barcelona'nın çökmemesi lazım. Atletico Madrid zaten bundan daha iyi olması zor yani. Gibi kadrosu var kusura bakma da 20 kişilik kadro herkes var heriflerde. Ama Real Madrid'in 3-5 tane yıldızı çekmesi lazım. Barcelona'nın da bir artık kendine gelmesi lazım. Bu nedir? Barcelona kendine gelmezse birinin Pedri'yi oradan kurtarması lazım. Ben buradan büyük kulüplere sesleniyorum. Lütfen Pedri'yi oradan kurtarın. Toplamda son, 10 çekim yapılacağı söylendiği son, için... Çok kritik bir çekim. Çok basit bir matematik işlemi yapıyorum. 10 bölü 2 çünkü 2 kişiyiz. 5. Yani bu benim 5. ve da 4 son tane çekimim. Var. Evet, yani inanmayanlar olabilir çünkü buradan gözükmüyordur. Ve o çekimi tamamladım. Bakıyoruz. Aşure. Tartışmalı bir konu. Şimdi gerçekten milyonlarca insanın tepkisini alacağım. Bunu biliyorum ama her zaman söylediğim bir şey vardır. Ben ki sütlü tatlı hatta herhangi bir tatlı bana tatlı deyin ben hullup yerim. Zaten o yüzden ne olduğuna bakmaz bile. Sabah akşam diyete giren bir insanım. Bu tatlı düşkünlüğümden dolayı ama... Kardeşim mutfakta bulduğunuz her şeyi bir tencereye atıp karıştırdığınız Aşure isimli bu tatlıyla 39 yıldır mesafeliyim. Annem inanılmaz yapar. Rahmetli anneannem konuştururdu. Ailemin bütün fertleri aslında çok iyi yapar. Konuştururdu derken demek ki yenmiş. Konuşuttururdu hayır yani herkes öyle söyler. Ha. Ben ulan zaten yiyemeden bunun şey tabii ki anneannemin yaptığından... Bir kaşık almıştım var bundan çok küçükken 12-13 yaşında ve o gün dedim what dedim yani bu ne dedim her şey var nohut geliyor pirinç geliyor arkadan bezelye geliyor ne bileyim ondan sonra mısır geliyor bilmem ne geliyor, geliyor evet. Şey geliyor dereotu geliyor inanılmaz bir şey koleksiyon. Ben yokum. Bir yandan kayısı çıkıyor. Oradan fıstık geliyor falan. Bir nokta ya tadım dışında bir de şöyle bir olay var. Aşure bildiğiniz gibi dağıttırılır çocuklara. Evet. Asosyal çocuklar çok zor şartlar altında zillere basıp aşureleri dağıtmak zorunda kalırlar. Benim de başıma geldi bir asosyal çocuk olarak. Bu zorlamayı da yapmayalım artık. En azından annelere bunu buradan ileteyim. Ben de son çekimimi yapıyorum. Yap. Mourinho birinci maç. Yanlış adama geldi. Şunlar bize gelecek. Yanlış adama geldi. Şunlar bize gelecek. Yazık bize aşure geliyor. Jose Mourinho şöyle bir şey söyledi. Jose Mourinho. Böyle bir şey söylemedi. Jose Mourinho. Jose Mourinho. Jose Mourinho. Adam dedi ki o golle beraber 12 yaşıma döndüm. Bininci maçım benim için önemli değil diye bir açıklama yapmıştım ama içten içe o kadar önemliydi ki en sonunda depar atmak durumunda kaldım. Hoca içindeki çocuğu hala öldürmemiş. Futbolu çok seviyor. Oldu ha, mu? Severseniz... Dur bir dakika. Evet, fena değil. Azıcık kapat ama şöyle. Canım. Seversiniz, sevmezsiniz. O koşuyu gören bir insanın, futbol sever bir insanın Mourinho'dan nefret etme ihtimali çok fazla. Bazı şeyler hiç değişmez. Old Trafford'da Manchester United attıktan sonra da koştu. Barcelona'yı elediği o efsane Camp Nou maçından sonra da şöyle koştu şey hareketler. Bazı şeyler hiç değişmez. Jose Mourinho belki eskisi kadar başarılı değil ama dünyanın gördüğü en kült teknik direktör figürlerinden biri kesinlikle. Çok ciddi bitti be program. Hakikaten. Niye ama böyle oldu? Şimdi yani bize de bu ciddiyet yakışır. Biz de çok önemli spor adamlarıyız. Mesela ne gelebilir neler diye çekilmedi? Neler? Mesela Raducanu vardı. Raducanu gelmedi. İyi ki gelmedi. Acaba Raducanu 2,5 milyon euro ile ne yapacak? Dolarla pardon. Lukaku. Kane normale döner mi diye bir şey vardı. Olmadı. Döner bu neymiş?
Döner döner. Güzel. Batman. Batman mı? Barça Bayern. Barça Bayern. Bu da Jack Nicholson. Mesela bak Erman'a geldi. Jack Nicholson Bayern. Cenaze yani. Namazımı Jack Nicholson derler. Oy. Jack Nicholson'ı bir sonraki programa da alalım ben. İlla ki konuşacağım bir Jack Nicholson. Rastgele'nin altına. Nesine TV'ye abone oluyorsunuz. Rastgele'ye inanılmaz hayranlık ifadelerinizi belirtiyorsunuz. Diyorsunuz ki ulan bu nasıl konsept, bu ne manyak program, iyi ki başladınız falan filan. Ve YouTube'da bu programın altına bu kaseye girecek olan 15 konunun ne olması gerektiğini bizlere pıtır 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 yazıyorsunuz. Şimdi tam olarak bu kaseye mi girecek onu da bilmiyoruz. Belki kasemiz değişir. Kase ama de güzelmiş ha. Kase güzel. böyle bitirelim. Çok anlamsız bir bitiriş yapacağım. Haftaya görüşürüz. Hoşçakalın.